Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de yeni bir cephe açtı. Suriye'nin Azez kasabasından operasyona başladı. Türk askerleri daha önceden açılan siperlerin arasından yürüyerek araziye dağıldı. Azez 6 yıldır Özgür Suriye Ordusu'nun denetiminde. Afrin'in doğusunda yer alıyor. Harekata çok sayıda ÖSY mensubu da katılıyor. Tespit edilen hedefler zaman zaman roket atarlarla, zaman zaman da topçu atışıyla vuruluyor. Afrin operasyonunda yaklaşık 25 bin Suriyeli muhalifin Türk ordusuna destek verdiği belirtiliyor. DOS ateşini engellemek için ÖSYO unsurları kollarına sarı bantlar takıyor. Operasyonda ilk hedef de ele geçirildi. Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Buseya Dağı Türk ordusunun kontrolüne geçti. Dağın diğer tarafında eteklerinde ise teröristlerle çatışma çıktı. Buseya'nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattıyla birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditlerin azalacağı belirtildi. Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 170'ten fazla hedef imha edildi. Anadolu Ajansı öğle saatlerinde TSK'nın Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlığını duyurdu. Azez'den ilerleyen TSK unsurları Afrin'in stratejik önemdeki Buseya Dağı ve 3 köyü ele geçirdi. Buseya Dağı'nın eteklerinde ise çatışmalar devam ediyor. Sınır bölgesindeki birliklerden bölgeye obüslerle atışlar yapılıyor. Afrin'den bir acı haber daha geldi. Üsteğmen Oğuz Kağan Usta şehit oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın Afrin'de şehit olduğunu duyurdu. Üsteğmen Usta Afrin'de şehit olan ikinci askerimiz. Bugün Ankara'da törenle toprağa verilen Assubay Musa Özalkansa Afrin'de şehit düşen ilk asker oldu. TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş ise Afrin bölgesinden atılan roketle şehit oldu. Acı haber, Antalya'da bir okulda İngilizce öğretmeni olan şehit eşi Saide Üstüner Usta'ya verildi. Afrin'den bir acı haber daha geldi. Üsteğmen Oğuz Kağan şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde Üsteğmen Oğuz Kağan Usta şehit oldu. Suriye'nin Ömer Uşağı bölgesinin kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen'in cenazesi cenaze aracılığıyla Öncüpınar sınır kapısından alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu acı haberi Twitter hesabından vatanımızın BK'sı için Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun yazısıyla paylaştı.